Euro 10 liraya geldi Türkiye'de neredeyse, değil mi? Euro yükseliyor. Euro yükseldiğinde de Türkiye'de yatırım yapmak isteyenlerin sayısı sizlerin de bildiği üzere artıyor. Çünkü para değerleniyor. Turizm bölgeleri, Bodrum ve Milas başta olmak üzere Marmaris, Antalya, Fethiye ve diğer tüm bölgeler, bakın Türkiye'nin turizm bölgelerinde özellikle dolandırıcılar kol geziyor. Sizleri dolandırmak için bekliyorlar. Pek çok sahte müteahhit türüyor. Siz olun. Sakın ola ki birilerinin sözlerine kanmayın. Bunlar ne yapıyorlar, bu dolandırıcıların bir kısmı? Bunlar içerisinden bazıları Avrupa'dan yayın yapan televizyon kanallarına reklam veriyorlar. Şu kadar euroya, 50 bin euroya, 60 bin euroya ev satıyoruz diye reklam filmlerini çeviriyorlar. Sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Şunu unutmayalım, işini düzgün yapanlara asla sözüm yok. Bu hokkabazlar maalesef ve maalesef değerli izleyicilerimiz pek çok gurbetçi vatandaşımızı dolandırıyor. Bu evlerin pek çoğunun iskanı yok. İskan ne demek? Hep anlatıyorum, bilin diye bir de anlatıyorum. Siz her ne kadar o evin tapusunu alsanız dahi belediye tarafından verilen iskan belgesi o evin projeye, kanunlara uygun bir şekilde yapıldığını gösterir. Bu evlerin çoğunun iskan belgesi yok. Bu müteahhitler hep şu yalan atarlar. İskan belgesini alıyoruz ya da alacağız derler. Sakın inanmayın. Tapuyu alıyor olmanız demek o evle ilgili sorunların olmadığını göstermez. Bir kere değerli izleyicilerim, ev alacaksanız mutlaka o evle ilgili iyi araştırma yapmanız gerekiyor. Nereden, nasıl ev alınır, ev alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bunların hepsini ben önümüzdeki günlerde yeni yayınlarımızda size tek tek anlatacağım. Tek tek anlatacağım ki Türkiye'de bu tarz üzücü olaylar yaşamayın. Türkiye'de her yıl yüzlerce, binlerce gurbetçimizi bu alçaklar dolandırıyorlar. Bunların işi gücü bu. Minareyi çalıp kılıfı hazırlıyorlar. Sizleri bekliyorlar. Euro arttığında bu müteahhitlerin sayısı artıyor. Aynı zamanda Türkiye'ye gelip yatırım yapmak isteyen, ev almak isteyen, arsa almak isteyen ya da ne bileyim değişik yatırımlar yapmak isteyen vatandaşlarımızın da sayısı arttığı için bu tür üzücü olayların sayısı da artıyor. Aman dikkat edin, mutlaka kanalımızı, benim açıklamalarımı çok yakından takip edin. Kanala abone olarak mutlak surette bu konularla ilgili videoları pür dikkat bir şekilde dinleyin. Bu sizin menfaatinize olacaktır saygıdeğer izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, yine Almanya'da acayip bir dolandırıcılık olayı yaşandı değerli izleyicilerimiz. Bremen'de bir Türk, 59 yaşındaki bir sanık, Selim Ö adlı bir Türk, tam 758 kez devleti dolandırmakla ilgili çok büyük bir soruşturmanın baş aktörü oldu. Tutuklandı bu kişi. Bu kişi Bremen'de kurduğu iki dernek aracılığıyla, Bremen'de iki dernek kuruyor. 2013-2016 yılları arasında Bulgar vatandaşlarıyla iş sözleşmeleri yapıp onlar adına sahte iş yerleri açmak ve bu yolla da iş ajansından teşvik ve destek paraları alarak vatandaşları, bu insanları dolandırmış. Her iş sözleşmesi yaptığı kişi adına iş ajanslarından teşvik almış. Böylece milyonlarca euro bu Selim adlı Türk çarpmış, dolandırmış, iddialar bu yönde. 758 kez değerli izleyicilerimiz, korkunç bir rakam. Dolandırıcı her yerde dolandırıcı. Dolandırıcıların ırkı, dini, dili hiçbir şey yok. Her yerde var, bunu biliyoruz. Onun için çok çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya başta olmak üzere bizi dünyanın dört bir yanından izleyen vatandaşlarımıza bugün çok önemli bir haberim var. Bu haberde yurt dışı emekliliği ile ilgili olarak, nedir bu yurt dışı emekliliği? Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti dünyada sadece vatandaşlarına, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına emeklilik hakkı veren bir devlet. Bununla ilgili yasa 1 Ekim 2019 tarihinde değişti. Daha önce yaklaşık değerli izleyicilerimiz 65-70 bin lira civarında bir para yatırdığınızda 10 yıl geriye doğru borçlanıyordunuz ve emekli oluyordunuz. Şu anki rakamla da 2500 lira civarında bir emekli maaşı alıyordunuz saygıdeğer izleyicilerimiz. Bu yasa 1 Ekim 2019 tarihinden sonra değişince
Rakamlar arttı, borçlanma yılları arttı. Erkek kadın için borçlanmalar farklı hale geldi. Daha önce SGK'dan, SSK'dan emekli olurken şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Bağkur'dan emekli olacaklar. Bunun kaç para ödenmesi gerekiyor? Ne yapmanız gerekiyor? Erkeklerin kaç para ödemesi, kadınların kaç para ödemesi gerektiğini az sonra anlatacağım. Ama bununla ilgili de çok önemli bir size uyarım var. Bakın, bu yasa değiştikten sonra da yeni dolandırıcılar, kendilerini sosyal güvenlik uzmanı olarak ifade eden bazı dolandırıcılar çıktı. Bunlar şunu söylüyorlar: aman şu kadar para ödemeyin de gelin bu kadar paraya ben sizi emekli ettiririm diyorlar. Sakın ola ki bunlara inanmayın. Bunlar yine Avrupa'da yayın yapan Türk kanallarından bazıları yayınlar yapıyorlar. Bunların bir kısmı, işini dürüst yapanlara asla bir sözüm yok değerli izleyicilerimiz. Bunların bir kısmı dolandırıcı, paranızı alırlar. Böyle bir şey mümkün değil çünkü. Şimdi ben size bir hesap yapacağım. Bakın, Türkiye'den emekli olmak için daha önce 10 yıl borçlanmanız gerekiyordu. Erkeklerin artık 25 yıl borçlanması gerekiyor. Günlük en düşük borçlanma rakamı 44 lira. Yani kaç para ödeyeceğinizi açıklayacağım. Aylık 1320 lira değerli izleyicilerimiz, yıllık rakam ise 15840 lira. 25 yıl borçlanacağı için de değerli izleyicilerimiz, bir erkek Türkiye'de yurt dışı borçlanması yapmak istiyorsa toplamda 396 bin lira para ödemesi gerekiyor. Euro'ya bölersek değerli izleyicilerimiz, bunu yaklaşık 44 bin euro para ödemeniz gerekiyor ki Türkiye'den emekli olun. Peki kaç para emekli maaşı alacaksınız, onu biraz sonra söyleyeceğim. Kadınları hesaplayalım. Türkiye'den yurt dışı borçlanması yapmak isteyen kadınlarımız 20 yıl borçlanmak zorunda değerli izleyicilerimiz. 20 yıl borçlanırsalar emekli olurlar. Peki ne kadar ödemeleri gerekiyor? Hemen onu hesaplıyorum size. Kadınların da değerli izleyicilerimiz, hemen hesaplayalım. Günlük 44 lira çarpı 30 çarpı değerli izleyicilerimiz. Evet, kadınlar da 316.800 lira para ödemek zorunda. Yurt dışı borçlanması yapmak istiyorsalar euroya bölersek yaklaşık 35.200 euro öderseniz kadınlar Türkiye'den emekli olurlar. Peki bu dolandırıcılar ne yapıyorlar? Dolandırıcılar diyorlar ki siz 300 bin küsür lira ödemeyin, gelin biz sizi 100 bin lira, 150 bin lira emekli ederiz diyorlar. Bunların hepsi yalan. Sakın ola ki inanmayın. Dosyalar tek tek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uzmanları tarafından inceleniyor. Bakın, paranız da gider, ortada mağduriyet çıkar. Sakın ola ki böyle bir işe tenezzül etmeyin. Biraz sonra kimlerin emekli maaşının iptal edildiğini de tek tek açıklayacağım. Çok iyi dinleyin bakın değerli izleyicilerimiz. Peki bu tarz bir emeklilik yapmak istiyorsanız kaç para maaş alacaksınız? Parayı ödediniz. Değerli izleyicilerimiz, alacağınız para 1700 lira. 1700 lira maaş için 396 bin lira, 45 bin euro civarında bir para ödenir mi? Bunun cevabını siz verin. Bölersek değerli izleyicilerimiz euroya 188 euro maaş alacaksınız. Bu parayla geçinebilir misiniz? Kocaman bir soru işaretini şu anda sizin aklınıza buraya bırakıyorum. Geçinemezsiniz tabii ki. Değerli izleyicilerimiz, şimdi gerçekten haber merkezine gelen haberler çok enteresan. Emeklilik iptallerine geleceğim. Emeklilik iptallerini hemen konuşalım. Değerli izleyicilerimiz, kimlerin emekli maaşı iptal ediliyor? Bizi Almanya başta olmak üzere Hollanda, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ya da nerede olursanız olun, nerede yaşıyorsanız yaşayın, bizi nereden izliyorsanız izleyin, maalesef emeklilik iptalleriyle ilgili bu durum daha çok yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiriyor diyebilirim. Yurt dışında yaşayan kimlerin emeklilikleri iptal ediliyor? Buna geçmeden önce Türkiye'den de yaklaşık yılda 5000 kişinin emekliliğinin iptal edildiğini hemen hatırlatmak istiyorum. Kimlerin emekliliği iptal ediliyor Türkiye'de? Önce Türkiye'yi anlatalım, ardından da yurt dışında yaşayanları anlatalım. Türkiye'de biliyorsunuz, kadınların babalarından ya da annelerinden kalan yetim maaşını alma hakkı var. Bu kişi bekarsa babasından kalan emekli maaşını alabiliyor. Babası öldüyse ya da annesi öldüyse. Ancak bu kişi evliyse evlenince alamıyor. Bu kişiler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sahte boşanma yapıyorlar. Mahkemeye gidiyorlar, diyorlar ki
ben artık eşimi sevmiyorum ve boşanacağım diyorlar kadınlar. Ve hakim de doğal olarak boşuyor. Sonuçta değerli izleyicilerimiz, bunlar annelerinden ya da babalarından kalan yetim maaşını alıyorlar. Bu para için sahte boşanma yapıyorlar. Gelinen noktada saygıdeğer izleyicilerimiz, şu an Türkiye'de tahmin ediyorum yüz binlerce insan vardır diye düşünüyorum bu şekilde sahte boşanma yapan. Bunlarla ilgili değerli izleyicilerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetmenleri ciddi bir araştırma yapıyorlar. Bu araştırmanın neticesinde bunlar içerisinde yılda yaklaşık 5000 kişinin sahte boşanma yaparak yetim maaşı aldığını tespit ediyorlar. Bunlar genelde ihbarla da oluyor. Mesela bir kişi boşanmış, onu komşusu ya da kavga ettiği bir akrabası, sonradan kötü olduğu bir akrabası birileri şikayet ediyor. Sosyal güvenlik uzmanları gidiyorlar, eve bakıyorlar, aynı evde yaşıyorlar. Soruyorlar konuya komşuya, diyorlar ki bunlar evli diyorlar. Konu komşu bunları söylüyor. Gelinen noktada değerli izleyicilerimiz, bunların emekliliği iptal ediliyor. Peki Türkiye'de emeklilikleri iptal edilenlere nasıl bir işlem yapılıyor? Geriye doğru değerli izleyicilerimiz, bu kişilerin ödemiş oldukları paralar faiziyle beraber alınıyor. Bu kişiler hakkında da Cumhuriyet Savcılığına dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunuyor. Değerli izleyicilerimiz, çevrenizde ya da şu anda beni izleyenler arasında böyle insanlar varsa gelin bu yanlıştan geriye dönün diyorum. Hukuksuz, vicdani olmayan, ahlaki olmayan bu para size yaramayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Sizin almış olduğunuz bu parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Yapmayın. Devletin parası bu milletin parası demektir. Sakın ola ki bu yanlışlara düşünen, bu tarz bir hokkabazlık yapmayı düşünenler de sakın bu tür hukuk dışı, vicdanlık dışı, insanlık dışı adımlar atmasınlar. Gelin bu yanlıştan geriye dönün. Gelin bu tarz yanlışlıklar yapmış olanlar varsa kocanızla tekrardan resmi nikahınızı kıyın. Bırakın bu parayı. Bu para size yaramayacak. İnanın bana, sizden, çoluk çocuğunuzdan bu dünyada olmazsa da ahirette çıkacaktır. Yüce adalet sizin yakanızı bırakmayacaktır. Elbette ki sizin bir hesabınız varsa Yüce Allah'ın da tabii ki o hesaptan daha üstün bir hesabı vardır. Vicdani değil, ahlaki değil, dini hiç değil saygıdeğer izleyicilerimiz. Hiçbir şekilde bu tarz adımlar atmayın. Peki değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili durum nedir? Bizleri dünyanın dört bir yanından izleyen vatandaşlarımızın da bu bölümü çok dikkatli bir şekilde dinlemelerini, izlemelerini rica ediyorum. Bakın, yurt dışı emeklilik gerçekten çok değerli bir emeklilik. Ancak maalesef ve maalesef bazı insanlar, bazı vatandaşlarımız da Türkiye'de ya da yurt dışında bunu kötüye kullanabiliyorlar. Şöyle ki, örneğin Almanya'nın Bremen kentinde, Münih kentinde, Frankfurt kentinde ya da Köln kentinde yaşayan bir vatandaşımız orada yaşıyor. Orada ikametgahı var ve değerli izleyicilerimiz, kendisini ama Türkiye'de sigortalı gösteriyor. Türkiye'de bulunmamasına rağmen daha sonradan yıllarca kendisini bir şirketten burada sigortalı gösteriyor. Bu şirkete her ay bir sigorta primi gönderiyor, şirkete gönderiyor. Bu şirket de değerli izleyicilerimiz, sigorta primlerini genelde devlete ödemiyorlar. Devlete ödemiyorlar ama bununla ilgili yükümlülük sigortalının değil, işverenin yükümlülüğü. Zaman geliyor, geçiyor. Bu Almanya'da yaşayan vatandaşımız ya da başka ülkede yaşayan, bu şekilde olan vatandaşımız emekli oluyor. Sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişleri konuyu araştırıyorlar. Bu arada çok ciddi bir zaman geçiyor. 3 yıl olmuş, 5 yıl olmuş, vatandaş emekli olmuş. 3-5 yıldır maaş alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetmenleri bir bakıyorlar. Bu adam emekli, sigortalı göründüğü tarihlerde Almanya'da ya da Fransa'da ya da başka bir ülkede. Hemen değerli izleyicilerimiz, hükümet yetkilileri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yetkilileri harekete geçiyor ve emekliliğin iptal ediyorlar. Hemen maaşını kesiyorlar. Bu kişiye bir mektup gidiyor. Bugüne kadar ödemiş olduğumuz şu kadar parayı da faiziyle beraber bize geri vereceksiniz diyorlar. Bir tarih koyuyorlar. Şu tarihe kadar ödeyeceksin. Hadi şimdi ayıkla pirincin taşını. Bu mektubu aldığınızı düşünün. 5-6 yıldır da emeklisiniz. Bu işin içerisinden nasıl çıkacaksınız? Hadi buyurun cevap verin değerli izleyicilerimiz. Tabii ki bu tarz
Tabii ki bu tarz hamleler değerli izleyicilerimiz kabul edilebilir değil. Bu tarz insanları kandıranlar elbette ki az önce Türkiye'deki olan vatandaşlarımızın karşılaştığı durumlarla da karşılaşacaklardır. Bakın Türkiye'de bu sadece sizleri dolandırmak için bu işleri yapan insanlar var saygıdeğer izleyicilerimiz. Maalesef ve maalesef bunlar mesela 10 metrekarelik yerde 100 kişiyi sigortalı gösteriyorlar. Bir çay ocağında 100 adam 100 kişiyi sigortalı göstermiş. Bu zaten sizlerden parayı alıyorlar. Devlete ödemiyorlar. Bu işi yapmak için, bu hokkabazlığı yapmak için değerli izleyicilerimiz bu sistemi kurmuşlar. Sonra yine siz mağdur olacaksınız. Sizin ödediğiniz, bu adama ödediğiniz para gidecek. Aldığınız maaşları faiziyle beraber geriye ödeyeceksiniz. Sonuçta yine mağdur olan siz olacaksınız. Sakın ola ki böyle bir şeye tevessül etmeyin. Bu da hukuk dışı, vicdani, ahlaki olmayan bir durum. Sakın bu tarz hareketlerde bulunmayın. O paranın da size bir hayrı dokunmayacaktır diye düşünüyorum. Ha, burada devletimizin de bir eksikliği var. Adam emekli olmuş, yıllar geçmiş, emekli maaşını almış. Sen 5-6 yıl sonra bunu tespit ediyorsun. Burada da bir eksiklik olmadığını söyleyemeyiz. Mutlaka bunun daha hızlı bir şekilde vatandaş emekli edilmeden önce denetlenmesi gerekiyor.